Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. Bugün de bir konuğum var. Şöyle göstereyim. Dimoğlu gel. Gel. Arkadaşlar bu Dümenci Ali biliyorsunuz video atmış. Ama videoda şunu söyleyeyim size. %1 milyon, bakın %100 demiyorum. %1 milyon o ses Mesut Güler. Yani o siyah çarşafları, siyahları giymiş sahtekar %1 milyon Mesut Güler. Bundan hiç kuşkunuz olmasın. Hatta bir takipçim ses analizi yapmış. Ortaya çıkarmış. %1 milyon Mesut Güler. Ve ikincisi, ya oğlum bak 100 kere size söyledim. Bir kameraya efekt koyuyorsanız %1 milyon kamera kaydını kesiyorsun kardeşim. Ali'nin zaten bu eski videosu galiba. Gel. Gel, gel oğlum gel, sen sinirlenme gel. Gel hadi gel. Eski videosu olması lazım. La oğlum, efekt programları kullanıyorsun. Montaj sırasında efekt ekliyorsun. Neden? Bırak olduğu gibi yayınlasana. Bir de olayın saçmalığı da şu ha. Nas suresi okuyor. Göster kendini, işaret ver, Ali Aslan'a cevap ver. Sen kimsin ya? Kimsin, kimsin? Siz kimsiniz ki? Ya cinlerin hiçbirinin sizin de işi olmaz oğlum ya. Olmaz. Hani şöyle bir olsa da bir dokunsalar size, o zaman anlarsınız dünyanın kaç bucak olduğunu da. Onu da yapmıyorlar işte. Ne yazık ki. Bu arkadaş eski zamanlarda eskiden çok böyle araya efektler koyardı böyle işte kamera kaydının kesildiği anlamasın diye. Bu son zamanlarda böyle radyo frekansı sesi koyuyor. Konuşmayı orada kapatmak için orada arkadaşını işte şey yapıyor. Sesleniyor ki orada kendi sesini kısıp onu koyuyor ki millet görmesin. Çünkü arkadaşına sesleniyor. Sen diyor şimdi şuraya git, buraya git. Ondan sonra biz bunu yapalım diyor. Ben yemiyorum. Yemem. Niye? Allah'a şükürler olsun. Bu varlıklarla ilgili de bilgim var. Yaşadığım, şahit olduğum çok şey de var. Var. Hepsini de biliyorum. Onun için bunların yaptıkları havacıva. Benim sizlerden ne rica ediyorum mesela? Gidin bir cami hocasına. Bir gösterin diyorum. Değil mi oğlum? Nereye bakıyorsun sen? Nereye bakıyorsun? Gösterin diyorum. Onu da yapmıyorlar. Kerem. Dümenci Kerem. Kerem Dalim Balin. Daha doğrusu Lollipop Kerem. İşte sağda solda manita gibi ağlıyor. Yok efendim işte ben kimseyle tartışmadım. Onu yapmadım. Bunu yaptım lan soytarı. Instagram'dan bana yazdığın küfürlerin hepsi elimde duruyor. Ha, adam mısınız? Hepinizi şöyle sıraya ip gibi dizsem bir tane etmezsiniz. Ama benim kızdığım nokta şu. Bir tane de salak mı diyeyim, geri zekalı mı diyeyim, ne diyeyim? Aptalın bir tanesi buna soru sormuş. Yorum yazmış. İşte abi sen elindeki cihazla mı cinlerle konuşuyorsun? Adam abi videoda diyor ki evet onunla konuşuyorum. Lan oğlum Ghost Tube diye bir program. Ghost Tube. iOS, Android, girin, indirin. Belli bir sürümü ücretsiz. Ama daha çok kelime eğer kullanılmasını istiyorsanız belli bir ücret ödüyorsunuz. Ücret karşılığında sizlere 350 kelimeye kadar istediğiniz kelimeyi yazabiliyorsunuz. Onu size seslendiriyor. Eğer bir gün nasip olursa onu ben indiririm diğer telefona, gözünüze sokarım. Bunlara kananlara değilim. Gözlerine sokarız belki anlarlar. Ha gerçi benim ikinci kanalımda yaptığım dümen ifşalarını mesela hala görüp de bunları savunan bazı ahmaklar var. Yok değil. Hele bir tane ahmak geçenlerde yazmış. O kar maskeli o Cin Ali deresine gittiği zaman çömelmiş emekleme vaziyetinde saklanmaya çalışan soytarıyı sizlerin gözüne sundum ya. Bana yorum yazmış. Ben orada hiçbir şey göremiyorum. Nerede orada maskeli adam? Nerede? Lan bu kadar salak mısın? Ben hatta orayı dondurdum. Biraz daha büyüttüm gözüne sokmak için. Ne kuş beyinli diyeceğim. Mavi şahip olacak şimdi. Onun için diyemem değil mi oğlum? Onun için diyemem. Lan bu kadar kuş beyinli misin sen ya? Koskoca adamı göremiyorsun. Oğlum tamam. Dinsiz olduğunu belli ediyorsun. Bari gelip yorum yapma. Allah kitap bilmiyorsun. Bari gelip yorum yapma. Gerek yok. Bu kadar gerizekalılık olmaz. Adamların gözüne bazılarının, hepsinin demiyorum, bazılarının gözüne
ifşaları sokuyorsunuz, görüntüleri sokuyorsunuz. Diyor ki ben orada bir şey görmedim. Lan daha ne görmek istiyorsun? Orada daha ne görmek isteyebilirsin yani? Her şey ortada. Ve şundan yüzde bir milyon yine söylüyorum. Bu sahtekarın attığı son videoda kesinlikle Mesut Güler. Bakın yüzde bir milyon. Hani yüzde yüz bile demiyorum. Yüzde bir milyon Mesut Güler. Değil mi oğlum? Hı? Sen de söv bunları. Ara sıra bunları söv. Sana serbest. Sana her şey serbest. Et küfür. Hani her zaman küfür ediyorsun. Onlara da et. Sana serbest. Sana hiçbir şey yapamaz bunlar. Yüzde bir milyon arkadaşlar Mesut Güler. Hiç şüphem yok. Zaten bunlar ayrılmayan grup belli yani. Mesut Güler. Mesut Zırlar diyelim daha doğrusu. Mesut Zırlar. Lollipop Kerem. Han Dümen kardeşler. Optik Burak. Bir de bu Yağcın Ali, bu Yağcın Ali zaten onların elebaşı. Elebaşı bu. Bunlar bir grup birbirlerine her gittiği yerde destek oluyorlar. O onun videosuna oynuyor. Siyah bir şeyler giyiyor ya da taş atıyor. Öteki onun videosuna geliyor. Siyah bir şeyler giyiyor. Ama şundan hiç şüpheniz olmasın. Dediğim gibi ben bunları kepaze edeceğim kardeşim. Ama öyle ama böyle. Ya bugün biraz gerçekten yoruldum aslında. Aslında bugün video atmayacaktım ama dedim ki elimden geldiğince dedim atmaya çalışayım. Elimden geldiğince de sizi de videosuz bırakmayayım dedim hani. Yoksa normalde aslında planım yarındı. Ama yarın da Allah nasip kısmet ederse belki bir canlı yayın yapmayı düşünüyorum. Cenab-ı Allah nasip kısmet ederse bakalım duruma göre. Benim sizden ricam bunları şikayet edin. Bak bunlar göz göre göre insanları din ile kandırıyorlar. Allah ile kandırıyorlar. Nas suresi okuyor. Cine kendini göster diyor. Oğlum Nas suresi niye okuyorsun? Elindeki program Gostube. Adam Gostube'yi alıyor. Sen de mi beni dinliyorsun? Adam Gostube'yi indirmiş. Diyor ki evet ben bununla konuşuyorum. Abi saçmalık ya. Saçmalık. Telefona indirilen bir programla cinlerle konuşabiliyormuş ya. Ve buna yemin ediyorum inanan insanlar var arkadaşlar. Ben hayret ediyorum ya. Bunlar var ya şeytan. Bunlar şeytana hizmet eden adamlar. Bunlara inananların çoğu da at gözlüğü takmış olanları da yemin ediyorum şeytanın avukatları. Gelirler burada savunmaya geçerler ya. Şeytanın avukatları. Vallahi ya. Ulan oğlum hepiniz toplansanız. Dümenciler hepiniz toplansanız yemin ediyorum kapı gıcırtısınız. Başka bir şey değil. Kapı gibi gıcırtarsınız anasını satayım. Ben de sizi bir yağlarım. Sesiniz soluğunuz kesilir. Ama ben sizi yağlayacağım. Sonuna kadar yağlayacağım. Bu devran hep böyle dönmez. Allah büyük. Yani Instagram'dan oradan buradan ettiğiniz küfürleri bir gün size yedirirler. Keser döner, sap döner. Gün gelir hesap döner. Değil mi? Sen de beni dinliyorsun. Hiç konuşmuyorsun bugün. Niye? Niye konuşmuyorsun? Hı? Arkadaşlar bunlara prim vermeyin. Gerçekten hani bunlara sonuna kadar prim vermeyin. Bol bol şikayet edin. Üşenmeyin kardeşim. Ettim bir şey olmaz, yaptım bir şey olmaz demeyin. Bol bol şikayet edin. Ya ben şunu her zaman söylüyorum. Allah kimsenin başına vermesin. Kimsenin de karşısına çıkarmasın. Allah fırsat vermesin. Bu tür varlıklarla şaka olmaz. Gerçekten olmaz. Ya bu tür varlıkların şakası olmaz arkadaşlar. Bunlar normal bir insan değil. Ya da küstüğünüz bir arkadaşınız ya da bir ahbabınız değil. Bunlar yani insanın karşısına çıktığı zaman Allah muhafaza. Al ben her zaman diyorum Allah kimsenin başına vermesin. Onun için bu varlıkları zaten İslamiyet'te yasaklanmıştır. Bizim dinimizde yasaktır. Uğraşmayacaksın. Ama bu Ali Efendi o kadar böyle üçkağıtçı, o kadar böyle sahtekar ki artık dini, imanı para olmuş. Kim ne derse desin kardeşim. Din, iman bunda para olmuş. Başka hiçbir şey değil. Adam yorum yazanlara bile ağır küfürler ediyor. Oğlum kamerada dua okuyorsun, ayet okuyorsun da yorum yazana niye anasını satayım küfür ediyorsun ya? Hani neden küfür ediyorsun? Bir tanesi yazmış adama ya verdiği cevap. Düzgün yaz mal oğlu mal. Elimde resmi var. Ya böyle bir cevap var mı ya? Bir tanesine Lut kavmindensin sen falan yazmış. Lan bunlar nasıl bir şeydir? Bir de diyor ki millete
Bana hakaret ediyorlar diyor. Ulan sen millete hakaret ediyorsun. Küfür ediyorsun. Hakaret ediyorsun. Ağzına geleni sayıyorsun ya. Kepaze herif. Ondan sonra kameraya çıkıyorsun. Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber diyorsun ya utanmadan. Oğlum kamera karşısında neysen. Arkasında da o ol. Ama yok. Kamera arkasında bunlar. Kerem, Zırlak Mesut. Ondan sonra Dümenci Optik Burak. Toplanırlar. Bir rakı masası kurarlar. Keyiflerine bakarlar. Alemci insan bunlar. Bunlar geçsinler. Yok bir de ilahi okuyormuş da. Yok geçsinler onu bunu. Ağzını adam ağzını artık sakız etmiş. Her videosunda bir dua okuyor. Cin kendini bana göster diyor. Başka yaptığı bir şey yok. Sen ilahi değil. Sen ne okursan oku oğlum. Sen ateist bir insansın ya. Sen kesinlikle ateistsin ya. Ben hiçbir zaman bana yorum yazana ben mesela bunların bazıları geliyor böyle eleştiri yorumu yazıyor. Düzgün olanları tutuyorum. Silmiyorum mesela. Bir kere olsun küfür, hakaret, aşağılayıcı bir cevap vermemişimdir. Ya küfür edenleri de zaten direkt engelliyorum. Yorumunu da siliyorum. Çünkü onlara verilecek en güzel cevap o arkadaşlar. Muhatap olmaya, gaylanmaya gerek yok öyle sahtekarları. Benim sizden ricam sonuna kadar devam edeceğiz. İnşallah böyle daha da böyle videolarımız güzelleşecek. Onun için çabalıyorum ama bu aralar gerçekten biraz işlerden ötürü yoğun olduğum için kendimi veremiyorum. Çünkü biz helalinden kazanmak istiyoruz. Toplulukta da paylaştım zaten. Bizim kazancımız helaldir. Oğlum ben hepinizi var ya yemin ediyorum ağaçtan hepinizin şeklini çizerim lan. Hepinizin şeklini çıkartırım. Kamiller. Kapı gıcırtıları. Biz işte böyle ekmek kazanıyoruz. Baş topluluğa bak da gör ekmek emek nasıl kazanılır, nasıl olur. Ama nerede, kime anlatıyorsunuz? Bunların emeği yalan dolanla para pul kazanmak. Başka bir şey değil, değil mi? Hı? Bir şey diyecek misin sen de? Uykun mu geldi senin? Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hakkınızı helal edin. Bugün pek dediğim gibi hani bayağı bir aslında yorgunum. Onun için pek canlı konuşamadım ama bir dahakine telafi ederiz. Allah nasip kısmet ederse de yarın inşallah bir canlı yayın patlatırız. Sonuna kadar devam. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Durmak yok. Devam. Hayırlı akşamlarınız olsun.